dışına çıkıp petrol sahalarında Orta Doğu bölgesinde hakimiyet kuracağından endişe ettikleri için Güneydoğu bölgesinde tampon olacak ve her zaman rahatlıkla sömürecekleri bir Kürt devleti kurmalarını arzu etmektedirler. Dikkatinizi bir kez daha çekiyorum. Bu tespitin yapıldığı tarih 1966, günümüzden tamı tamına 41 yıl bitti. 42 yıl kor general, hava kor general rütbesindeki bir generalimiz bu tespiti yapıyor. Evet. Sayın hocam Diyarbakır'a atıfta bulundu. Yani şimdi başka yerlere de atıfta bulunacağız. Evet. Yani ama Anadolu'nun her bir köşesinde emperyal odakların ayrı bir eli var, ayrı hesabı var, kitabı var, çalışması var. Hep ben söylüyorum. Anadolu'da yaşayan insanların dün de birbirleriyle problemi yoktu, bugün de yok, yarın da olmayacak. Ama emperyal odakların dün de bu coğrafya üzerinde hesapları, kitapları, planları da vardı, bugün de var. Biz kendi aramızda birliği, dayanışmayı sağlayamazsak yarın da var olmaya devam edecek. Tıpkı Papa II. Jean Paul'ün 1999 yılı Noel'inde söylediği gibi. Aynen şöyle diyor Papa: birinci bin yılda Avrupa'yı ve kısmen Afrika'yı Hristiyan yaptık. İkinci bin yılda Kuzey Güney Amerika'yı Hristiyan yaptık. Üçüncü bin yılda da Asya'yı, Orta Doğu, Kafkasya ve Orta Asya'yı Hristiyan yapacağız. Hristiyan yapacağımız ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. İşte izin verirseniz birazdan Türkiye'deki anayasa yapım çalışmaları sırasında hangi odakların Atatürk devrim ve ilkelerini nasıl silmek istediklerini tarihsel sırasıyla, tarihçesiyle arz edeceğim. Bu aşamada Sayın Haluk Hocam'ın yaptığı saptamaya ek olarak bu saptamayı yapıyorum. İzleyicilerimizin sorularına dönelim. Oraya da geleceğiz tekrar. Alev Türkan Antalya'dan diyor ki, Japonlarla da bir bağımız var mı? Çünkü eski Japonca ve Türkçe'de benzer kelimeler var. Yama, yamaç, tane, tane ve benzeri pek çok sözcük var diyor. Var. Hakikaten bu yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlamıştır. Çünkü Doğu Asya'dan şeye atlamak kolaydır. Aynular vardır mesela. Aynular doğrudan doğruya Türk kökenli olduğu söyleniyor. Ben bilmiyorum. Fakat bu cinsten şeyler var. Yani çalışmalar var. Hatta Japonların pek bu karşılaştırmadan hiç hoşlanmadığını da duydum açıkçası. Fakat Türkçe ile Japonca arasında bir şeyler var hakikaten. Evet, ben bir tarihte Japonca kursu da almıştım. O sırada hocalarımız da anlatıyordu. Ural Altay kökenli olduğu için Kore dili, Japonca, Türkçe çok benzer hem adet alışkanlıklar var, hem de pek çok sözcük birbirine benziyor. Bir başka izleyicimiz diyor ki, adı yok, Türk ve Kürt isimleri aynı harflerden oluşuyor. Tarihsel kökeni nedir? Yani yazım olarak da. Kürt'ün tarihsel kökeni Ökü Ert. Efendim. Kazım Yaşan tarafından bulmuştur. Eylegeş manasında Ökü Ert olarak geçer. Yönetim şeyi anlamına gelir. Yönetim müsaadesi. Alper doğrudan doğruya Kaan'dan şeyini, halkını idare etme yetkisi istemiştir. Aşiret reisi bunu yönetme yetkisinin ön Türkçe'de adı Ökü Ert'tir. Anlatabildim mi? Kazım, yani Kürt. Evet, Ökü Ert sıkışmıştır, Kürt olmuştur. Yani Kürt sözcüğü bile köken olarak Türkçe diyorsunuz. Türkçe. Ön Türkçe. Kazım Yaşan'ın. Peki, şeyde de çok affedersiniz, Orhun yazıtlarında da şeylerle ilgili ibare olduğu söyleniyor ama detayını şu anda anımsamıyorum ama o konuda şeyiniz varsa açıklar mısınız Sayın Hocam? Yok, bilmiyorum ama benim sadece bildiğim Ökü Ert'ten geldiğidir. Ökü Ert'te
Yönetme yetkisi demektir. Şimdi buldum kelimenin esasını. Yönetme yetkisi. Peki bir başka izleyicimiz diyor ki Amerikalı Ethel Stewart'ın kitabında Kızılderililerin Türk olduğu ispatlanmıştır. Böyle bir şey duydunuz mu? Ben bilmiyorum ispatlamışlarsa. Peki, bu kitabı. Bir başka izleyicimiz İlknur Aksu diyor ki ön Türkçe'de Q, W, X harfleri mevcut mu? Mevcuttur tabii. Evet. Hepsi mevcuttur. Çok ilginç. Günahsızlığı ifade ediyormuş ilçeyle O'yla Q'nun bir araya gelişi. Değil mi sevgili hocam? Diğer sorulara bakalım. Sezer Düzgün diyor ki Alevi mezarlığı ile ilgili fotoğraf istemiştiniz ya. Alevi mezarlığı ile ilgili gösterdiğiniz fotoğraflar bugün Tunceli'deki bazı yeni mezarlarda taşlara oyulmuştur, aynıdır. Şekiller aynı şekiller mevcuttur. Bir de Tunceli Merkez ilçesi Koçakoç köyünde 1970'li yıllarda yapılan kazıda bir yeraltı şehri varmış benzer biçimde. Bir başka resim var, şimdi önce okuyacağım sonra göstereceğim. Zeki Bütün isimli izleyicimiz diyor ki Türklerin Orta Asya'da ve Anadolu'daki varlıkları ve Alevi kültürüyle ilgili bağlantıları konuşuldu. Alevilerin kullandıkları mezar tahtalarını gösteren resimler gösterildi. Konuyla ilgili olarak Erzincan yöresinde kullanılan Alevi mezarına ait resim vardır diyor. Şuraya koyalım bu resmi de. Evet, elektronik posta. Onu görelim bakalım siz üstüne yorum, nasıl yorum yapacaksınız? Evet, gözüküyor şu anda ekranda. Evet, gözüküyor. Yalnız bunun yalnız başına Alevi olduğunu zannetmiyorum. Bu cinsten şeyler, taşlar çok hemen bütün Avrupa'da da vardır. Doğrudan doğruya bunun ön Türk kültürüne ait olduğunu zannediyorum. Özel olarak Alevi değildir fakat ön Türk kültürüne aittir. Evet. Çünkü benim söylediklerim ön Türk damgasını ifade ediyor. Anladım. Evet. Sadık Yürek isimli izleyicimiz. Mersin'de tarihi kalıntıların incelenmesine yönelik bir çalışma başlatmak istedim. Ancak öğrendim ki Almanlar zaten yapıyormuş. Ancak ne kazıdan çıkanları duyduk ne de gördük. Osmanlı'nın son zamanındaki gibi eserlerimiz yabancılar tarafından araştırılıyor ve yurt dışına kaçırılıyor. Buna arkadaşlarım da şahit olmuştur diyor. Avusturya'dan Nurhan Wolf isimli izleyicimiz. 7 Eylül 2002. Evet. 6 yıl önce yani. Akşam gazetesinin haberinde şöyle yazıyordu. Hakkari'de bulunan 3200 yıllık mezar taşları ana vatanımızın Anadolu olduğunu gösterdi. Hakkari'de yapılan bir kazıda bulunan mezar taşları Türklerin ana vatanının Orta Asya'da değil Anadolu'da olduğunu ortaya çıkardı. Profesör Doktor Veli Sevin önderliğinde yapılan kazıda İsa'dan önce 1200 yıllarına ait Balbal adı verilen Türklerin kullandığı mezar taşları bulundu. Yusuf Halaçoğlu da Türk Tarih Kurumu Başkanı da o tarihte bunu doğrulamış. Filiz Abaka isimli izleyicimiz diyor ki sayın konuğumuz Haluk Tarcan biraz önce Mısırlıların yazısının ön Türk yazısının benzeri olduğunu söyledi. Benzerlik bu kadar değil. Geçen senelerde 2006 yılında Mısır'a gittiğimizde yeni yapılan İskenderiye Kütüphanesi'nde Tutankamon'un, yani Firavun Tutankamon'un savaş giysileri sergisi vardı. Türkistan'daki kazılarda bulunan giysiler ile büyük benzerlik gösteren giysilerin fotoğraflarını ekledim demiş ama fotoğraflar çıkmamış bizde. Bu giysilerde Kızılderili ve Asya desenleriyle benzerlikler vardı. Buna dikkatinizi çekelim diyor. Yalnız ben benzer demedim. Doğrudan doğruya ön Türk yazısı. Yani ön Türk yazısında benzemiyor. 180 elbisele tane benzerlik var. Evet. Evet. Ama yazı doğrudan doğruya ön Türk yazısı. 180 kartuşta okunmuştur. Evet. Ercan Hasan Başoğlu isimli izleyicimiz diyor ki Kayı aşiretlerinden gelme olan Osmanlı Türklerinin boy sancağı sarı, kırmızı ve yeşil renkleriydi. Bu üçlemenin Altay Türklerindeki anlamı ve Kürtlerin kutladığı Nevruz Bayramı ile ilişkisi nedir? Hocama sorar mısınız diyor. Nevruz Bayramı doğrudan doğruya mevsim. Yani sarı, yeşil ve kırmızı renklerinin işte Türklerde olduğunu da söylüyor. Evet, onu bilmiyorum ama Nevruz Bayramı doğrudan doğruya yeni gün anlamında değil mi efendim Nevruz? Doğrudan doğruya mevsim geçişi, bir mevsimden öbür mevsime geçme dolayısıyla yapılan bayramlardandır.
yalnız Kürtlere ait değildir. Bütün Asya devletlerinde, hatta bütün dünya devletlerinde bu bayramlar kutlanır.